Neymiş? Var mıymış? Nasıl olur ya? Bilmiyorum. Abi yemin ederim bu herif değildi bak. Listeler için yaptılar bunu. Yapılacak bir şey yok gibi duruyor. Hadi. Sen düşmüştün kol düğmesinin peşine. Listelerden bir şey çıkmadı mı? Ben dışarıda bekliyorum. Tamam abi. Yollarımız burada ayrılıyor sanırım. Kesiştiği her an belaya çıkıyor zaten. Böyle üst üste söyleyince şarkı sözü gibi olmadı mı? Protest hip hop gibi böyle isyanlı bir şey. Başım ağrıyor. Gider misin güçlü? Ha, peki. Çünkü benim kurşun yaramda gül açıyor değil mi? Evet bir şey arkadaş. Herkesin atarı bize. Biri kalbinden kovar, biri işinden kovar. Zahmet etmeseydin. Görevimiz. Peki Sevecen, bir emniyet teşkilatımız varmış. Yalnız böyle tutuklamışsın gibi oluyor. Yani yapmadığın şey değil de bak hastaya nasıl destek olunur ben sana göstereyim. Ha. Şöyle. Oh. Oh. Bu sefer takip etmedim. Sen çıktın karşıma. Bu kadar korkma benden. Merak etme, kızmayacağım. Baban nasıl? İyileşiyor. Sevindim. Şu şirkete gönderdiğin kurabiyeler. Onların devamına nereden ulaşabilirim? Özel tasarımda. Teşekkür mamülü. Anladım. Ondan o kadar güzellerdi demek. Peki yeniden teşekkür etmen için ne yapabilirim? Fırını yakma. Beni dağa kaçırma. Bir de saçımı çekmezsen söz. Her gün gönderirim. Ya, şimdi böyle duyunca bayağı iğrenç bir adammışım. Utandım şimdi. Beğenmeni sevindim. Teşekkür ederim. Ne oldu sana? Sonunda bir yaralanmamın hakkını verdi. Sağ ol. İyi misin peki? İşte. Ne kadar olabilirse. Nasıl oldu? Düştü. Aynen. Öyle görünmez kaza. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırdır Meryem? Ben sana müsaitsen eğer bir şey sormak için gelmiştim. Tabii gel. Görüşürüz. Diyeceğim ama... İz görüşmeyince herkesin yüzü ne kadar da güzel gülüyor. Görüşmeyince kimsenin kafası kırılmıyor. Kimse de vurulmuyor. Ama hep yağmur yağıyor. Hı? Şarkı sözü. Niye söylemedin abi böyle? Ne kadar az bilirse beladan o kadar uzak durur. Of dur yavaş yavaş. Oktay anladı demek Meryem'i bizim gönderdiğimize. Ondan açmıyor telefonu. Eyvah ki eyvah. Peki sen niye çıkmadın kızım ortaya? Çıkamazdım. Meryem'in bildiği şey bizim sandığımızdan çok daha büyük bir şeymiş. Oktay'ın sadece savcılığa gitmez. Hapse girebilir. Ne diyorsun sen kızım? Vay başımıza gelenler. Peki ne yapmış ki oğlum hapse girecek kadar?
Siz de artık Meryem'le uğraşmayın, olur mu? Tövbe daha, tövbe. Ateşle oynuyormuşuz da haberimiz yokmuş. Peki Oktay buna kızdı diyelim. Sen niye terk ettin kızım Oktay'ı? Çok mu kötü bir şey yaptı? Bunlar Oktay'ın bende kalan eşyaları. Siz verirsiniz. Ne yapmış oğlum bu kadar kötü? Siz bilmeseniz çok daha iyi. Ben aslında aramıştım seni ama ulaşamadım. Bir teşhis vardı. Açamadım o yüzden ben de. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım ben. Hani benim kolyem vardı ya. Ben hastaneden çıkarken sen rehine bırakmıştın. Evet. Ben bugün onu almaya gittim. Ama kuyumcu yok diyor. Sen bir şey biliyor musun? Yani hani seni aradılarsa falan. Sen mi almıştın rehinden? Vermedim rehine. Ama para? Sen gerçekten iyi bir insansın. Sattılar da söylemiyorlar diye o kadar çok üzülmüştüm ki. Söylemem lazımdı sana. Ama ne bileyim işte ben de. Saçmalama. Yok olmaz. Sen zaten bana o kadar büyük iyilik ettin ki. Almazsan ben üzülürüm. Ama hakkın ödenmez tabii, orası ayrı. Yok canım. Bunu da kuyumcuya teşekkür diye yapmıştım. Ama senin hakkın. Koluna ne oldu? Kaza. Kazayla bir yere çarptım. Kaza. Güçlü de yanında mıydı o kazada? İkiniz de yaralısınız da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.